Evet sevgili seyirciler, bugün sizlere öğrencilerimle beraber ışıkla görelim deneyini yapacağız. Işıkla görelim deneyi. Deneyimizi göstereyim size nasıl yapacağımızı. Daha sonra da uygulamaya hep beraber geçeceğiz. Şimdi isterseniz deney malzemelerimizi gösterelim. Bir tane kutu lazım, karton kutu. Bunu isterseniz mukavvalardan da yapabilirsiniz. Ama bizim kutumuz vardı. Bir tane kutu bulduk. Daha sonra bir tane koli bandımız lazım. Silgi, kalem, işte tahta kalemi, ondan sonra bir tane fener lazım. İstediğiniz boyutta olabilir bu. Size kalmış. Daha sonra kutuya delik açacağız. Falçata lazım. Evet, makas, kalem kutusu. Şimdi isterseniz malzemelerimizi tanıttık. Deneyi nasıl yapacağımızı size anlatayım. Öncelikle kutumuzun içine birkaç tane malzememiz var. Ne yapıyoruz? Onları sabitlememiz gerekiyor. Hemen yapalım. Birkaç tane malzememizi düşmemesi için, çünkü kutumuzu yan çevireceğiz. Kutumuzun içine iki üç tane malzememizi kalem koyalım. Bir de şöyle ne olsun? Tahta kalem koyalım. Evet, şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi malzemelerimizi kutunun alt kısmına ne yaptık? Düşmeyecek şekilde yapıştırdık. Şimdi ne yapıyoruz? Kutumuzu evet, şimdi kutumuzu ne yapacağız? Hiç ışık almayacak şekilde patlayacağız. Kapatacağız. Evet. Kutumuzu ne yaptık? Her tarafını gördüğünüz gibi kapattık. Hiçbir yerden ışık alabilir mi? Hayır. Alamaz. Şimdi sıradaki şeye geçelim, yapacağımız işleme. Kutumuzun üst kısmına el fenerimizin ağzının geçebileceği şekilde ne yapmamız gerekiyor? Kesmemiz. Şöyle bir tane işaretleyip burayı keseceğiz. Keseceğiz. Üst kısmından. Burayı kesip üst kısmı fenerimizi buraya bantla yapıştıracağız. Bir tane kutumuzun yan tarafında yine fener büyüklüğünde var. Şurada gördüğünüz gibi ben işaretledim buraları, siz de yapabilirsiniz. Fener büyüklüğünde ne yapacağız yine? Delik açacağız. Bir de onun hemen yan tarafına çok küçük, bir nokta evet, koyacağız. kalem noktası kadar, kalem noktasının büyüklüğünde bir tane de buraya delik açacağız. İsterseniz belirlediğimiz o deliklerimizi keselim. Evet. Evet, yandan da açtık. Şimdi bir tane de kalem büyüklüğünde noktayı. evet, şuradan burada kalemle açabilirsiniz. Evet. Deliklerimizi açtık. Açtıktan sonra şimdi ne yapıyoruz? Fenerimizi üst kısma yerleştiriyoruz. Evet. Bant yardımıyla buraya monte etmemiz gerekiyor. İçine düşmeyecek şekilde şöyle fenerimizi evet, işlem tamam mı? Tamam. Evet, fenerimizi ne yaptık? Kutumuzun üst kısmına monte ettik. İsterseniz şimdi deney düzeneğimiz hazır. İsterseniz şu malzemeleri kaldıralım. Evet.
Şimdi deneyi nasıl yapacağımızı göstereceğim. Daha sonra da öğrencilerimizle beraber ne yapacağız? Deneyimizi hep beraber uygulayacağız. İsterseniz ilk önce şunu yapıyoruz. Şimdi şuradaki deliği, şu kenarda küçük bir delik vardı. Deliği elimizle kapatıyoruz ve kutunun içine bakıyoruz. Kutunun içine baktığım zaman içi nasıl? Karanlık. Karanlık olduğu için daha önce kutunun içine yerleştirdiğim ben cisimler vardı. O cisimlerin hiçbirini göremiyorum. Çünkü içerisi karanlık. Daha sonra ise şu kenarda delik kapatmıştım. Orayı açıyorum. Tekrar bakıyorum. İçeriye çok az bir ışık girdiği için cisimleri tam net olmamakla birlikte biraz görebiliyorum. Şimdi üçüncü olarak ne yapacağım? El fenerimi çalıştıracağım. Şimdi el fenerimi açıyorum. Şöyle kamerayla da gösterelim. Yaklaş. Kutumuzun içine ne yapıyoruz? Yaklaşıyoruz. Evet, kamerada da gördüğünüz gibi daha önce kutumuzun tabanına yerleştirdiğimiz bütün cisimleri ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Evet, silgimiz var, kalemimiz var, kalem tıraşımız var. Gördüğünüz gibi daha önce yerleştirdiğim ışık sayesinde bütün cisimleri kutumuzun içinde görebiliyoruz. Kapatayım. Evet, gördüğünüz gibi kutumuzun içi ışık girmiyor. Işık girmediği için hiçbir cisim, hatta şu kenardaki deliği de kapatayım. Küçük deliğimizi de kapattık. İçindeki hiçbir cisim ne olmuyor? Görünmüyor. Küçük deliği açıyorum. Bu kamerada çok görünmüyor ama birkaç tane, bak gördüğünüz gibi içeride beyazlıklar var. Birkaç tane cismi görebiliyoruz. Ama feneri açtığımız zaman kutumuzun içindeki bütün cisimler görülüyor. Evet sevgili seyirciler, deneyimizde de gördüğünüz gibi cisimleri, yani biz çevremizdeki cisimleri görebilmemiz için ışığa ihtiyaç var. Işık çevremizdeki cisimleri görmemize yardımcı oluyor. Deneyimiz burada sona erdi. Siz de evinizde kolayca basit malzemelerle ışıkla görelim deneyini çocuklarınıza yapabilirsiniz. Demek ki sonuç olarak bizim görebilmemiz için neye ihtiyacımız var? Işığa ihtiyacımız var. Işık olmazsa cisimleri göremeyiz.